Ahmet Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Çok sağ olun. Ben röportajımı öncelikle Ahmet Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Ahmet Bey kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl oldu? Şimdi firmamızın Orta Doğu Delta grubu olarak Diyarbakır'da faaliyet göstermektedir. Evet. 2011'de kurulmuştur bu şirket. Bizim buradaki şu andaki verdiğimiz hizmet cam sektörü, ağırlığımız cam sektörüdür. Şu anda Diyarbakır'ın %50-60'ına yakın cam dağıtımı yapıyoruz. Evet, siz kendiniz kaç yıldır sektördesiniz kişisel anlamda? 7 yıl falan var. Ciddi bir süre olmuş. Evet. Alışılagelmişin dışında bir konsept oluşturmuşsunuz aslında burada. Yani sektördeki açıkla da gidermişsiniz Diyarbakır'da. Aynen. Şimdi yani bizim burada yani bay sistemi, yani bir bayrak sistemi diyebiliriz. Şu anda biz toptancı firmayız. Şu anda yani burada kullandığımız, yani satışımız şu şekil, yani şu malzeme kullanıyoruz. Mesela cam, özellikle cam, ağırlıklı cam sektörü olarak burada 8 milim, 4 milim konforlu camlar, yani cam çeşidi aklınızdan hangisi geliyorsa o satışı biz güzel gerçekleştiriyoruz. Ya arz talep meselesi biraz aslında, yani müşterinin isteğine bağlı bir durum. Tabii tabii. Aynen, müşteri hangi talebi talep ederse biz o talebi karşılıyoruz buradan. Evet. Biz ama tüketici olarak bazen bilinçsiz bir şekilde yaklaşabiliyoruz. Hatta biz Ahmet Bey uygun fiyat politikası dahi düşünüyoruz. Bu bizde bir algı. Tabii. Maalesef. Peki bizlerin nelere dikkat etmesi gerekiyor sizce? Yani sizin görüşleriniz neler bu konuda? Şimdi şöyle bir şey. Kalite her zaman ön plandadır. Kalite. Tabii evet. Burada sağlamlık, garanti süreçleri, onun dışında iyi hizmet, zamanında işi yetiştirmek, siparişi zamanında teslim etmek. Bu şeyler en önemli şeylerdir. Ki kalite de ucuz alınmaz. Böyle bir gerçek var. Bir kere tüketici olarak da bunu anlamak gerekiyor. Evet. Şimdi şöyle bir şey. Kalite dediğimiz zaman tabii dediğiniz gibi kalite hani ucuza mal olmuyor. Bir ama, bedeli var. Aynen, bir bedeli var. Çünkü şöyle diyeyim size, hani yerli mal var. Bir de dışarıdan, yani merdiven altı var. Evet. Şimdi merdiven altı kullandığı zaman ilerideki süreçlerde tabii sıkıntılar yaşanabilir. Bu sıkıntılar nedir? Yani bir mağduriyet yaşanabilir. Onun için biz yerliyi daha tercih ediyoruz. Evet, bir de herkes kendi bildiği şey yapmalı. Biraz önce dediniz ya, merdiven altı. Evet. Tüketici uygun fiyat politikasını düşünüyor, yaptırıyor ama daha sonradan yine kendi mağdur oluyor. Aynen öyle. Hani biz de onu düşündüğümüz için biz o tür şeylerden uzakız. Genellikle biz yerli tüketimi ve yerli üretimi her zaman ön planda tutuyoruz. Evet, severek yapıyorsunuz işinizi Ahmet Bey. Tabii. Bence başarınızın sırrı bu. Hani insanları mutlu etmeyi seviyorsunuz. Tabii tabii. Aynen, biz burada hani derler ya, hani hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Aynı zamanda tabii hem ticaretimizi sürdürüyoruz hem millete de hizmet veriyoruz. Ve tabii sevinçli bir şekilde de işimizi daha sağlam ve daha iyi bir hizmet şeylere ulaşması için elimizden gelen gayreti gün gün gösteriyoruz. Evet, peki çalışmış olduğunuz bölgeler neresi? Şimdi ağırlıklı olarak Diyarbakır, bunun içerisinde şey de var, Mardin de var, Van da var, Bitlis de var, ilçeler var. Yani biraz daha yine arz talep meselesi aslında. Yani işin durumuna göre şehir dışına da gidebiliyorsunuz. Aynen aynen. Burada yani, bayilik de yapıyorsunuz. Biraz bayiliklerden bahsedelim mi? Şimdi bizim burada yaklaşık bir demin söylediğim gibi yani sayı olarak bir sürekli aynı sayıda durmuyor. Ama yaklaşık şu anda aktif mevcut çalışan bir yaklaşık 25 tane bayimiz var. Biz bu bayilerin her gün taleplerini karşılıyoruz. Ne sipariş verdiği zaman biz bu siparişlerini hemen zamanında filan işte bizi karşılıyoruz yani. Evet, bir de satış sonrası hizmetiniz de var. Bu da bir gerçek. Aslında tabii. Önemli kriterlerden biri de bu. Hani yapılan işin de arkasında durabilmek. Tabii tabii, kesinlikle. Biz her zaman yani 10 yıl geçsin, 20 yıl geçsin, 5 yıl geçsin, ne zaman sıkıntı veya bir aksilik çıktığı zaman biz hemen işimizin arkasındayız. Gereken neyse yapıyoruz yani. Hani müşterinin ve bayimiz mağdur olmaması için her türlü desteği sağlıyoruz. Dürüstlük aslında yani. Aynen. Temele indiğimiz zaman bu. Ve ciddi de bir istihdam sağlıyorsunuz gerçekten. Hani evet. Bunların hepsi personel çalıştırıyor. Tabii tabii, hepsi personel çalıştırıyor. Evet. Hem bir kalkınma şey de olur. Evet. Faydası da olur. Evet. Hem de pasta bölünüyor aslında herkese. Aynen. Herkes de kendi işini yapıyor. Daha mücadele devam ediyor. Daha bir genişletme şeyine giriyor mesela. Evet. Kasına gir. Bunun için her gün boyunca mesela yani gün hizmetimizi devam ettiriyoruz diyebiliriz. Aynen. Daha farklı noktalara çıkartmaya çalışıyoruz. Peki istediğiniz yerde misiniz? Hedeflere ulaşabildiniz mi? Şu anda şöyle bir hedefimiz var. Biz her yıl, yani mesela 2017 yılındaki
hedefimize hemen hemen ulaştık ama tabii ki biz 2018 yılında biz daha büyük, yani onun biraz üstüne çıkma hedeflenmişiz. Yani inşallah o hedefe de yakalarız. Tabii hedef de hiç bitmiyor. Yani tabii hedef de hiç bitmiyor da inşallah yaparız yani. Şu gelişen oradan... bir teknoloji var çünkü sürekli takip ediyorsunuzdur mutlaka. Evet, evet. Evet, biz bu yolda başarılar dileyelim sizlere. Teşekkür ederim. Peki buradan son olarak Diyarbakır'a, tüm Türkiye'ye, yani buraya gelen misafirlerinize neler aktarmak istersiniz? Son sözlerimizi alalım. Yani her zaman diyorum, yani Diyarbakır güzel bir memlekettir. Evet. Gelen misafirler, daha bizden bizim doğu kısmı biraz misafirperverliği... Biraz değil, bayağı misafirperver. Bu biraz konuda diyelim, gerçekten hani Batı'nın önünde. Çok net. Evet, ayrımcılık olmasın diye söylüyorum. Yani biraz daha biraz öndedir yani. Misafirperver şeyi daha hoştur. Evet, konusu biz... geçmişken söyleyeceğim. Bu arada yanlış bir tanıtım var Diyarbakır içinde. Evet. Aslında gelip yaşadığınız zaman daha iyi anlıyorsunuz bir şeyleri. Aynen, burada ayrımcılık yok. Herkes istediği bir yerde gelebilir. Bursa'dan gelebilir, Antalya'dan gelebilir, evet, Ankara'dan, İzmir'den. Evet. Herkes buraya gelebilir ve gelip de görmeleri de tavsiye ederim. Biz herkesi buraya davet edelim. En azından bir çay içmeye, bir kahve içmeye davet edelim. Aynen. Her şey ticaret de değil, iş de değil. Aynen, tabii. Evet, bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hazırlatmış olalım efendim. Bana vermiş olduğunuz real bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.